Peki ne olmalı da şişkinlik olmadan, rahatsızlık geçirmeden özellikle sağlıklı bir sofradan kalkış ve ertesi güne vücudu da hazırlamak olsun? Evet, iftardan başlayalım. İftara geldik. Orucumuzu açtık bir bardak su ve bir tane hurmamız ile. Çorbamızı içtik. 10 dakika beklenmesini istiyoruz. 10-15 dakika. Çünkü genelde beklenmiyor. Hemen yemeğe atlanılıyor ve sonrasında mide şikayetleri çekebiliyoruz. 10-15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geliyoruz. Bu arada pideyi de hatırlatalım. Pide ayındayız. Sıcak sıcak sofralara geliyor ve maalesef ki fazla Fazla yiyoruz. fazla. Yine bir avuç içi kadar pide. Şöyle gösterelim. Bir dilim ekmeğe eşdeğerdir. İki olmaz mı? İki Şimdi olsun, ekibim dedi ki şekilli özellikle pide ayında olduğumuz için yönetmenim özellikle sormamı istedi. Dedi ki pideyi çok tüketiyoruz. tabii. İster istemez de sıcak sıcak geldiğinde de onun ayarını hocamızın dediği gibi avuç içi kadar olmuyor. Olmuyor. Onun Genelde daha fazla. ayarını nasıl yapmamız lazım? Sofrada pilav da varsa ister istemez denge bozuluyor. Tabii kişi özellikle diyette ise bir küçük avuç içiyle kalması gerekiyor. Fakat tabii bu yine kiloya göre değişiyor. Hani kadın mı erkek mi, fiziksel aktivitesine, kan tahlillerine göre değişiyor. Çünkü biz genelde diyetleri de yazarken önce kan tahlillerine bakıyoruz. Daha sonrasında diyetleri oluşturuyoruz. Genelde 1-2 dilim diyoruz. Fakat eğer ki pilav, makarna, bulgur pilavı varsa sofrada 2-3 yemek kaşığı bir dilim ekmeğe eşdeğer. Yine burada bir hesaplamak gerekiyor aslında. O Şu yüzden tabakları küçültelim o tabakları zaman diye. küçültelim. Porsiyonlara daha doğrusu. Doğru beslenirsek zaten benim hastalarım her zaman bana der ki Büşra Hanım hiç aç kalmıyorum. Böyle miydi aslında diyet? Ve Sürekli yemekten de yiyorum, sıkılıyorum sürekli. diyorlar, Evet, değil çok mi? doyuyorum. Hani daha önce bilseydim böyle bir liste olduğunu daha önce başlardım diyorlar. O yüzden hani bunu kesinlikle aç kalacağım, Ramazan'da yapamam diyeti diye düşünmeyin. Tam aksine daha bir rahat geçiriyorsunuz. Çorbamızı içtik, 10 dakika bekledik, 10-15 dakika geldik ana yemeğe. Ana yemekte mutlaka bu dönemde konstipasyon dediğimiz kabızlık çok yaşanıyor. Kabızlığın yaşanmaması adına bol lifli, posalı yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Etli sebze yemekleri olabilir, kıymalı sebze yemekleri olabilir, kuru bakliyat olabilir. Bunlardan bir porsiyon tükettikten sonra tok kalmamız için mutlaka ve mutlaka yoğurt ürünleri tüketelim. Ayran olabilir, cacık yapabiliriz. Ya da yoğurtla yapılan salataları yapabiliriz, semizotu salatası gibi. Yanında yine pilav makarna varsa ya da pidemiz varsa onu değerlendirebiliriz. İftar sonrası da 1-1,5 saat sonra aslında ara öğün yapılmasını istiyoruz. Ara öğünde neler tüketilebilir? Mutlaka meyveyi tüketelim. 1-2 porsiyon da olsa. Çünkü meyve tüketilmeyi bu ayda çok unutuluyor ve yine kabızlık durumunu yaşıyoruz aslında. Vücudumuz zaten susuz kaldığı için su içmeyi de çok unutuyoruz. Denge ister istemez Denge, değişiyor. evet, kesinlikle. Yanında kuru yemiş tüketebiliriz. Küçük bir porsiyon tatlı tüketebiliriz güllaç gibi eğer ki şeker hastalığınız yok ise. Dondurma tüketebiliriz 2 top dondurma kadar ara öğün şeklinde. Birazdan tarifleri veriyor olacağız ama sahuru da kısaca Kesinlikle, bahsedelim. kesinlikle. Şimdi gelen sorularda hurma diyorsunuz. Hurma yoksa bir bardak su, zeytin Zeytin olabilir olabilir yanında, mi? kesinlikle olabilir.